Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motor sınavlarında çıkacak 2021 yılında 34 adet banko sınav sorusu açıklamalı bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Çok çok önemli sorular. Geriye dönük soruları da mutlaka çözerek arkadaşlar sınavlarımızda kalmayalım. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Motor nedir? Motor aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan makinedir. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir. İçten yanmalı motorlar ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür. Yine araçlarda gücün kaynağı da motordur arkadaşlar. Görevi motora ilk hareketi vermek olan parça hangisidir? A. Buji, B. Şarj dinamosu, C. Marş motoru, D. Alternatör. Tabi burada ilk hareketi veren parça marş motorudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. İkinci soru, soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Buji, B. Enjektör, C. Su pompası, D. Termostat. Soğutma suyu sıcaklığını belirli seviyede tutulmasını sağlayan tabii ki nedir arkadaşlar? Termostattır. Ceyhan Denizli seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü soru, 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı şeklinde. Buna göre hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır? A. Emme zamanı, B. Sıkıştırma, C. Ateşleme, D. Egzoz zamanı. Yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına egzoz zamanında atılıyor. Evet arkadaşlar, Denizli seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? A. Yağ filtresi, B. Hava filtresi, C. Yakıt filtresi, D. Polen filtresi. Evet, burada arkadaşlar motorun içine giren hava akışı zorlaşır, çekişten düşer. Tabii ki hava filtresinden kaynaklıdır. Cevap Bursa seçeneğidir. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir? A. Yüksek voltaj üretmek, B. Motor suyunu soğutmak, C. Karbüratöre yakıt göndermek, D. Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek. Tabii ki arkadaşlar burada dikkat edin. Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek Denizli seçeneğimiz doğrudur. Altıncı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır? A. Karter, B. Külbüratör, C. Radyatör, D. Karbüratör. Evet, radyatördür değil mi arkadaşlar? Evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yedinci sorumuz, dizel motorlarda yakıtın ateşlemesi nasıl olur? A. Buji kıvılcımı ile. Buji kıvılcımı ile bildiğiniz gibi benzinli motorlarda değil mi ateşleme oluyor arkadaşlar? B. Elektrik motoruyla, C. Dışarıdan ısıtılarak, D. Sıkıştırılan havanın sıcaklığıyla. Evet, dizel motorlarda yakıtın ateşlemesi sıkıştırılan havanın sıcaklığıyla oluyor. Denizli seçeneği burada doğrudur. 8. sorumuz, motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün, B. Far ampulünün, C. Marş motorunun, D. Endüksiyon bobininin. Evet, burada da marş motorunun ömrünü kısaltır Ceyhan seçeneği doğrudur. 9. soru, motorlarda yağlama sisteminin görevi nedir? A. Yakıtın iyi yanmasını sağlamak,
B ateşleme sistemine yardımcı olmak, C sürtünmeyi azaltıp aşınmaları azaltmak, D direksiyon hakimiyetini sağlamak. Burada da sürtünmeyi azaltıp aşınmaları azaltmaktır yağlama sisteminin görevi. Ceyhan seçeneği doğrudur. 10. soruya bakalım. 1, 2, 3 madde verilmiş. Soruyu okuyalım arkadaşlar. Verilenlerden hangileri kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? 1. El freninin çekilmesi. 2. Kontağın kapatılması. 3. LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması. Dikkat edelim. Kazaya uğrayan araçta her üçünü de alınması gereken önlemlerdendir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuz, fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumamasının sebebi nedir diyor. A. Radyatör petekleri tıkanmıştır. B. Araç lastiklerinin havası fazladır. C. Soğutma suyunda antifriz vardır. D. Soğutma sisteminde termostat yoktur. Tabi dikkat edelim. Burada Adana seçeneği radyatör petekleri tıkanmıştır. Adana seçeneği doğrudur. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? A. Radyatör, B. Distribütör, C. Su pompası, D. Yağ pompası. Karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderen parçamız arkadaşlar yağ pompasıdır. Bakın, evet, Denizli seçeneğimiz doğrudur. 13. sorumuz, marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A. Bujiler, B. Akü suyu, C. Motor yağ seviyesi, D. Depodaki yakıt seviyesi. İlk olarak tabii ki depodaki yakıta bakılır arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. 14. sorumuz bir şekil sorusu. Şekilde soru işaretiyle, bakın, soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konur? A. Antifriz konur. B. Motor yağı konur. C. Fren hidroliği konur. D. Motor soğutma suyu konur. Motor yağı motorun üst kapağından konuyor arkadaşlar. Eğer yağ değiştirmek istersek de alt kısımdan boşaltıyoruz. Burada sorulan motor yağıdır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? A. Sis lambaları, B. Park lambaları, C. Fren lambaları, D. İç aydınlatma lambaları. Evet arkadaşlar, aracın yavaşlaması, durması hallerinde neye basıyoruz? Tabii ki frene basıyoruz, değil mi? Fren lambaları yanar. Ceyhan seçeneği doğrudur. 16. soru, araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır? A. Alternatörün kablosu çıkarılır. B. Akünün kutup başları çıkarılır. C. Dispiratörün kablosu çıkarılır. D. Marş motorunun kablosu çıkarılır. Değil mi? Evet. Akünün kutup başları burada çıkarılır arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur cevap. 17. soru. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biel mekanizması ile crankmill'i ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru, B. Elektrik motoru, C. İçten yanmalı motorlar, D. Dıştan yanmalı motorlar. Evet arkadaşlar, crankmill ileten motorlar neydi? Tabii ki içten yanmalı motorlardır. Günümüzdeki motorların tamamı içten yanmalıdır. Bilginiz olsun, benzin, dizel, LPG içten yanmalı motorlardır.
18. sorumuz, dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? Isıtma bujisi, ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı. Arkadaşlar el freni yağlanması, akü şarj tabii ki benzinli araçlarda da bulunur. Dizel araçlarda sadece ısıtma bujisi bulunmaktadır. Adana seçeneğimiz doğrudur. Göstergelerden bahsedeyim. Çok çok önemli. %100 sınav sorusu mutlaka size de gelecek arkadaşlar. Göstergeler taşıtla ilgili sistemlerin çalışmadığı durumları bildiren sesli veya ibreli uyarıların toplandığı bölümdür. Değil mi arkadaşlar? Evet. E-sınavda mutlaka %100 sizlere çıkıyor. Çok çok önemli. Hız göstergesi, devir göstergesi, hararet, yakıt, şarj, yağ, kısa far, uzun far, sis farı, park lambası, arka cam rezistansı, balata, el freni, hararet, dörtlü flaşörler, sağ ve sol sinyal, yağ lambası, cam suyu lambası şeklinde en çok sınavlarda sorulan arkadaşlar göstergeleri topladım bir araya. Bakın. Hemen bir soru çözelim göstergelerle ilgili. Aşağıdaki lambalardan hangisi yanması motorun hemen durdurulmasını gerektirir diyor. Bakın A şarj lambası, B park lambası, C sol sinyal, D sağ sinyal. Evet, motorun hemen durdurulmasını gerektiren hangisidir? Bakın burada akü değil mi? Akü şarj lambasıdır cevabımız. Adana seçeneği doğrudur. 20. sorumuz yine göstergelerle ilgili. Bakın arkadaşlar araçlarda aşağıdaki gösterge panellerinden hangisi yanarsa aracı durdurmaya gerek yoktur. A şarj lambası, B yağ göstergesi, C hararet göstergesi, D yakıt göstergesi. Evet, bunlardan hangisi yanarsa aracı durdurmaya gerek yok. Şarj, yağ ve hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekir. Ama yağ göstergesi yandığında aracımızı durdurmaya gerek yok. 30 ile 50 kilometre daha yol alır arkadaşlar. En yakın akaryakıt istasyonunda aracımıza yakıt almalıyız. Denizli seçeneği doğru. 21. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? A. Fren balatalarının aşınması, B. Karter contasının yırtılması, C. Hava filtresinin kirlenmesi, D. Rot ayarının bozulması. Evet arkadaşlar, burada da tabii ki nedir? Arkadaşlar siz cevabını verdiniz biliyorum. Karter contasının yırtılması değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. 22. soru, motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun verimli çalışmasına, B. Aracın daha yavaş gitmesine, C. Akünün daha çabuk bitmesine, D. Motordaki aşıntıların artmasına. Evet arkadaşlar, burada da motordaki aşıntıların yine artmasına neden olur. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 23. sorumuz, lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, B. Frenleme performansının artmasına, C. Lastik basıncının kendi kendine azalmasına, D. Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine sebep olur. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmazsa arkadaşlar belirli bir hızdan sonra direksiyonda titremeler meydana gelir. Denizli seçeneğimiz burada doğrudur. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli
en önemli faktördür diyor. Bakın araçlı jant, motor yağı kalitesi, doğru yapılmış far ayarı de delinmiş egzoz susturucusu. Motor ömrünü etkileyen en önemli faktör. Tabii ki burada dikkat edin. Motor yağı kalitesi de değil mi? Çok çok önemlidir. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 25. soruya geçmeden önce güç aktarma organlarından bahsedeyim. %100 yine sınav sorusu. Güç aktarma organlarının görevi motorun ürettiği hareketi tekerleklere nedir? Aktarmaktır değil mi arkadaşlar? Parçaları debriyaj, vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks ve tekerleklerden oluşuyor. Bakın burada motor kavrama, vites kutusu, şaft, diferansiyelle tekerleğin arasında akslar var. Önde ve arkada çalışma sistemi de motorun hareketini debriyaj ile isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarıyor. Vites kutusundaki dişler vasıtasıyla aracı ileri geri hareket ettiriyor. Hız kazandırarak şafta, oradan da diferansiyele, aksa ve tekerleklere aktaran sistem nedir arkadaşlar? Güç aktarma sistemidir. Hemen güç aktarma sistemi ile ilgili sınav sorular sık sık geliyor. Bakın arkadaşlar, önemli. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? Çok önemli bir soru yine. Bakın, diferansiyel, amortisör, rot, yay. Evet, burada da diferansiyelden bahsediyor. Bakın arkadaşlar, Adana seçeneğimiz doğrudur. Şekil sorumuz sınavlarda sık sık geliyor yine. Şekilde soru işaretiyle gösterilen, bakın şurada soru işaretiyle gösterilmiş. Evet, gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adını soruyor. Volan, aks, kavrama, vites kutusu. Bu soruda sınavlarda sık sık gelen bir soru. Tabii ki bize neyi sormuş arkadaşlar? Aksı sormuş. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 27. sorumuza bakalım. 27. sorumuz: aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır? A. Egzoz subabı, B. Emme manifoldu, C. Egzoz susturucusu, D. Emme susturucusu. Evet, basınçlı yanmış gazları çıkarken oluşturacağı sesi hangisi azaltır? Tabii dikkat edelim. Egzoz susturucusu değil mi arkadaşlar? Evet. Ceyhan seçeneği doğrudur. 28. soru: marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi ne olabilir? A. Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi, B. akü şarj durumunun yeterli olmaması, C. hava filtresinin kirlenmesi, D. bujilerin eskimesi. Evet, burada marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebini sormuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz aküde bir sıkıntı var değil mi? Akü şarj durumunun yeterli olmamasından kaynaklıdır. Cevap Bursa seçeneğindedir. 29. soru: radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun hararet yapmasına, B. motor devrinin yükselmesine, C. klimanın düzensiz çalışmasına, D. akünün kısa zamanda bitmesine. Evet arkadaşlar, burada motorun değil mi, su seviye, radyatördeki su miktarı azalırsa hararet yapar. Yani Adana seçeneği doğrudur. Motorun hararet yapmasına neden olur. 30. sorumuz: aracın sigortasından biri yatmış ise ne yapılır? A. Aynı amperde yenisiyle değiştirilir. B. Tel takılır. C. Aynı büyüklükte yenisi takılır. D. Sigara kağıdı sarılır. Evet. Aracın sigortasından birisi atmışsa ne yapılır? Aynı amperde yenisiyle tabii ki değiştirilir. Adana seçeneğimiz doğrudur. Yine sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar.
31. sorumuzda önemli bir soru şekilde soru işaretiyle gösterilen, bakın soru işaretiyle gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Şarj, B. Soğutma, C. Direksiyon, D. Süspansiyon. Evet. Arkadaşlar burada yaylardan bahsetmiş değil mi? Süspansiyon sisteminde titreşimleri, salınımları aza indirir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Süspansiyon. 32. soru, hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Soğutma fanı sökülür. B. Motorun soğutması beklenir. C. Vantilatör kayışı gevşetilir. D. Radyatör sıcaklığının artması beklenir. Evet arkadaşlar. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce motorun soğuması beklenir, değil mi? Bursa seçeneğimiz doğrudur. 33. sorumuz, son sorulara geliyoruz arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu. B. El freninin çekili olduğunu. C. Sis lambalarının yandığını. D. Fren balatalarının bittiğini. Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar fren balatalarını gösteriyor değil mi? Şeklimiz Denizli seçeneğimiz doğrudur. 34. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulmasıyla derhal durulur? Evet. A'da ne var arkadaşlar? Park lambası. Bakın A'da park lambası, B'de kısa farlar. Kısa farlar yandığı zaman araçta yeşil, değil mi? Gösterge panelinde yeşil 25 metre ileriye aydınlatır. Uzun farlar yandığında gösterge panelinde mavi yanar, 100 metre ileriye aydınlatacak şekilde olmalıdır. Ceyhan seçeneğinde hararet göstergesi, Denizli seçeneğinde sis farları. Hangisi yanarsa diyor aracı derhal durdurmalıyız, değil mi? Durdurmamız gereken hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. %100 kazanma garantili motor bilgisinden 2021'de full anlatımlı konuları, soruları kaçırmayın. Hepinize sağlık, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Arkadaşlar benden önce mutlaka siz çözün. Daha sonra kaç tane net yaptığınıza bakın. Bir sonraki deneme testinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.